Ben bu sezon onu söyledim. Yani işlerim herhalde en son dedim 10 bin euronun pazarlığında olacak gibisinden birisine söyledim işte bu transferden sonunda. Yapacağım tabii ki dedi. 10 bin euronun da pazarlığını yapacağım. 10 bin euro kaç tane personelin maaşı dedi. Bunu da Tabii. yapmak zorundayım dedi. Abdülkerim olmazsa ne olur demiştim. Daha o zaman henüz Galatasaray vesaire yoktu. Yayında da burada söylemiştik. Son sayfayla beraber miydik? Hatırlamıyorum da yayında söylemiştik. Abdülkerim olmazsa iki tane alternatifimiz var demişti. Beşiktaş'ın transfer mercileri ve bu oyuncuların da yurt içinde olduğunu söylemişlerdi. Şimdi ondan sonra ben bayağı bir düşünmüştüm. Yurt içinde sol stoper olacak ve yerli. Şimdi aklı sen düşünün ilk bakışta geliyor mu Abdülkerim dışında? İlk 11'de oynayacak Beşiktaş seviyesine gelmiyor. Bir Demirspor'daki çocuk var işte. Ama sol stoper. Sol İkisi stoper. de sağ stoper onların. Tayyip de sağ, aslında Samet de sağ. Yani yan yana oynamaları ayrı bir şey. Şimdi Beşiktaş üçlü kurguda oynayacağı için ne Hayır, sol ayaklı sol sol ayaklı hayır stopere ihtiyacı kaldırabilirler mi onu da bilmiyorum var. ama Hayır, bu sene görünür olan bir şimdi ikili savunma hattında iki tane aynı ayaklı oyuncu bazen kaldırabiliyorsunuz ama üçlü oynayacağı için Beşiktaş abi o solda sol ayaklı bir stoper ihtiyacı. Montero var orada ama Montero'nun önüne yerli koymak istiyordu. Alternatifler de belli artık. Sonra araştırıp bulmuştuk. Potansiyel beklentisi olan oyuncular bunlar. Büyük potansiyel bekliyor bir işte. Şimdi tüm gelecek adına biri Çaykur Rizespor'daki Emirhan Topçu. Diğeri de İstanbulspor'daki Emrecan Uzunan. Ve şimdi planlamada ufak tefek değişiklikler oluyor. Mesela Emirhan'la ilgili ben biliyorum daha önce şöyleydi. Bonservisini alıp kiralık olarak bir sezon Rizespor'da oynamaya devam etmişler. Çünkü orada böyle çok fazla dakika bazında vesaire süre alan bir oyuncu olmadı. Evet. Bir potansiyel olduğuna inanılıyor. Emre Can ise İstanbulspor'un Süper Lig'e çıkışında önemli pay sahiplerinden birisi. Çünkü düzenli oynadı. Ve iyi de oynadı. Alternatif olarak düşünen iki oyuncu Emre Can ve Emirhan Topçu. Beşiktaş'ın 11 için yeterli mi derseniz tabii ki baktığınız zaman ilk etapta yetersiz gibi görünüyor olabilir. Ama özellikle Emrecan'ın bir deneyimi oluştu ve bu deneyim üzerinden de bir performans alacağına inanıyor Beşiktaş yönetimi. Kırmızı var Sercan Dikme telefon attığımızda Cenk Tosun'la Beşiktaş arasında bir anlaşma durumu söz konusu detayları Sercan'dan alalım. Sonrasında konuklarımızla değerlendirelim. Kerem Can Bulat, Beşiktaş'ta 3. Cenk Tosun dönemi resmen başlıyor. Beşiktaş an itibariyle eski oyuncusu ve Everton'a transferinde yaklaşık 25 milyon euro bonservis ücreti kazandığı Cenk Tosun'la anlaşma sağladı. Everton'da sözleşmesi bitmişti. Bir süredir İstanbul'daydı. Hatta Beşiktaş'la aynı yerde antrenman yapıyordu. Riva'da, Hasan Doğan tesislerinde. Cenk Tosun'la 1 artı 1 yıllık. O artı 1 opsiyonda maç sayısına göre değişecek olan bir opsiyon. Anlaşma sağlandı. Cenk'in ben 3-4 gün içerisinde takıma katılacağını düşünüyorum. Önce sağlık kontrolleri, ardından ıslak imza ve ardından Beşiktaş'ın kampında olacak. Ama en net ifadeyle Beşiktaş'ın 5 Temmuz tarihinde Avusturya'da başlayacak olan ikinci etap kampında takımla birlikte olacak. Özellikle Cenk Tosun, Valerian İsmail'in hücum hattında hem solda hem sağda hem de en ileri uçta oynatabileceği, onun isteği, onun onayı doğrultusunda gerçekleşen bir transfer olduğunun notunu da paylaşalım. Teşekkür ediyoruz Sercan Dikme'ye aktardıkları için. Cenk Tosun eve dönüyor. Gürcan Bilgiç, nasıl değerlendirirsiniz Beşiktaş'ın hamlesini? Yani ihtiyacı olan, o bölgede Cenk'e ihtiyacı vardı. Batu Şahin'in gidişinden sonra. Hem orada rekabeti yaratması. Cenk de koca bir sezon oynamadan geliyor. Aslında onun işi de kolay değil. Hatta koca iki sezon. Değil mi? Yani çok tempolu bir oyun, yüksek nabızlı bir oyun isteyen bir teknik adam var. Basacaksın, önde basacaksın. Umarım ona cevap verebilir. Ama Beşiktaşların Cenk'i bir süre beklemesi gerekecek gibi sanki. Şu an rotasyon oyuncusu konumunda. Tabii. Rotasyon, yani o hem fizik olarak hem form olarak belli bir noktaya gelmesi lazım. Türkiye'de bir de forvetsiniz. Rahat bırakmazlar sizi yani orada. Yani bayağı ciddi bir zamana ihtiyacı olacak. İnşallah evet. Kısa sürede atlatır ama
bir zamana ihtiyacı var ya. Tam iyileşti, hatırlıyorsunuzdur. Erzurumspor deplasmanıydı, Beşiktaş'ta kiralık oynadı. O maçtaydım zaten. Sahanın da zemini hakikaten kötüydü. Yani hani buz gibiydi. Erzurum'un klasik buz havası ama hani yerde çim değil, buz varmış gibiydi. Orada dizinden çok ağır bir sakatlık yaşamıştı. Tam onu atlattı dedik. Everton'da tekrar kadroya alınmaya başlandı. İşte idmanlara çıkıyor, kadroya alınıyor. Oynamıyor ama yedek kulübesine yazılmaya başladı. Tekrar bir sakatlık yaşadı. Bu kez farklı bir yerden yaşadı tabii, dizinden değil. Üst üste geldi. Bu biraz Cenk'i de yıprattı tabii ki. Yeniden Beşiktaş ile yeniden açacağız sayfanın kendisini de hani bir rehabilitasyon süreci diyebiliriz. Abi şey de kabul edelim. O yüzden bir süre Beşiktaş taraftarının hani o geçmişte bıraktıkları Cenk Tosun olmadığını zaten biliyorlar da biraz sabır göstermeleri gerekiyor tempoyu yeniden yakalayabilmesi için. Yani Cenk Tosun futbolcu profili olarak da böyle topta şiir yazan bir oyuncu değil. Yani kuvvetiyle oynayan bir santrafor. Ya ben özellikle ceza sahası içerisini çok iyi kullandığını yani düşünüyorum. Kuvvetiyle oynayan, o temposuyla oynayan, o mücadelenin içinde olması gereken, yani fizik olarak çok iyi olması lazım Cenk'in. O dediklerini o zaman iyi olduğu zaman yapabiliyor zaten. Rakibinden daha kuvvetli olduğu zaman. Şey, şu iki kiralık olarak döndüğünde bir önceki sezonda 3 maçta 3 maç 3 gol. 3 maçta 3 gol atmıştı. Ve çok kısa sürede. 3 maçta 3 gol atmıştı. Gençler Birliği maçında sonradan girdi, 2 tane attı. Evet. Sonraki maçta 1 tane attı. Sonraki maç Erzurum mücadelesi sakatlandı. 3 tane gol attı ve dakika çok sınırlı. Yani Cenk'in ben en sevdiğim özelliği o. Ceza sahasının içerisini ve yayı çok iyi kullanıyor. Yani pozisyon almayı o ceza sahası içerisinde bence çok iyi biliyor. Bitiriciliği de iyi bir santrafor ama dediğimiz gibi problemi uzun süredir peş peşe gelen, silsile haline gelen bir sakatlık serüveninde. Ama yaklaşık 2 aydır da bireysel olarak çalışıyor. Hatta bugün sabah yayında şunu söylemiştim. Cenk şu an Beşiktaş'a çok yakın. Hakikaten çok yakın diye. Çünkü Beşiktaş Riva'da idman yapıyor. Evet. Aynı şekilde Cenk Tosun da Riva'da bireysel olarak çalışıyor şu an. Fiziksel olarak da çok yakın. Tabii fiziksel olarak da çok yakındı ki o bu görüşmenin bugün yapılacağını bekliyorduk. Arada ufak tefek farklar vardı. Artık 2 güne hallolur diye düşünüyorum ben. Çünkü 3. gün Avusturya kampının açıklanacağı gün o listede Cenk Tosun'u da görürüz. Hatta Vegors'u da görürüz. Galatasaray'la devam edeceğiz. Sevgili seyirciler, sarı kırmızılı takımın gündemini konuklarımızla devam edeceğiz. Marcão'nun Galatasaray'daki geleceği şu an için belirsizliğini koruyor gibi görünüyor. Sevilla ile anlaşan Brezilyalı stoper kulüplerin el sıkışmasını bekliyor. Haberi izleyelim, Marcão'yu konuşacağız.